Mutlu günler TV Kayseri ekranlarına. Hoş geldiniz. Ben Aytölü Vidinlioğlu Öztürk. Hümayla İyilik Sağlık programından kucak dolusu sevgiler, saygılar efendim. Hümayla İyilik Sağlık başlıyor. Sorularınızı bize tüm sosyal medyalarımızdan ulaştırabilirsiniz. Hümayla İyilik Sağlık programı deyince, günlerden salıya gösterince konuğumuz kim? Operatör Doktor Ahmet Emin Mutlu. Bakalım tüp bebek merkezinde neler oluyor? İlk sorum bu olacak çünkü dün çok güzel bir haber gördüm, onu soracağım. Ama bana şöyle bilgiler geldi, özellikle yurt dışında yaşayanlar. Lütfen Ahmet Bey, bizler tanıyoruz, sizler tanıyorsunuz ama bir kez daha kendini hatırlatır mısınız? Çünkü çok emeği var dediler. Tabii ki dedim. Sizi sizden dinlersek hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Operatör Doktor Ahmet Emin Mutlu kimdir? Güzel soru oldu değil mi? Çok geniş bir soru oldu bu. Yani 4 yıldır Hümayla Tüp Bebek Ünitesi sorumlusu olarak görev yapmaktayım. En genç ünite sorumlusuyuz. Evet, yani Türkiye'de biliyorsunuz tüp bebek merkezi ünite sorumlusu olmak kolay bir şey değil. Birçok merkezde birden fazla tüp bebek uzmanı çalıştığı için onların sorumluluğu tabii ki ayrıdır ama burada ben tek başıma çalıştığım için, Hümayla'nın bütün yükü üzerimde olduğu için 2-3 kat daha fazla çalışma ihtiyacı hissediyoruz. Laboratuvarımızda yine hasta ilişkileri kısmında birebir bütün hastalarımızla irtibatta olmaya özen gösteriyoruz. Güzel de haberler vermeye çalışıyoruz. Sadece Kayseri'ye değil, çevre illere de hitap ettiğimiz için. İşte önümüzde gurbetçi sezonumuz var. Vatandaşlarımız arıyorlar, bizden randevu talep ediyorlar. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz gücümüzün yettiği kadar. Rabbim gücünüze güç katsın. Biz geçen hafta tüp bebek öncesi vücudu nasıl hazırlamalıyız diye konuşmuştuk. Çok da güzel sorular gelmişti. Bu hafta da sürece başladığımızda nelere dikkat etmeliyiz başlığı açalım dedik. Bugünkü başlığımızda tüp bebek sürecinde hem vücudumuza hem ruhumuza hem de yediğimize içtiğimize hem de bu işlemden sonraki süreçte neye dikkat etmeliyiz diye sorularımız var. Başlayalım mı hocam? Olur. Ben dilerseniz bu programı kısıtlı başlık altında tutmaya çalışalım istiyorum. Evet. Şimdi bir önceki programda tüp bebek sürecine başlamadan önce neler yapmalıyız konuştuk. Bugünkü programda da tüp bebek tedavi sürecinde, yani ne zamana kadar embriyo transferini yapıp hastayı evine gönderdiğimiz sürece kadar neler yaptığımızı konuşalım istiyorum. Bir sonraki programda inşallah transfer sonrası nelere dikkat etmeliyiz? Bunları konuşalım istiyorum. Bugünkü program başlığını şöyle 3 gruba ayıralım. Birincisi hastalar ne zaman başvurmalı? İkincisi başvurduktan sonra ne gibi aşamalardan geçiyorlar? Üçüncüsü bizim yaptığımız farklılıklar neler? Yani bir embriyo transferi her yerde aynı mıdır? Hümayla Tüp Bebek Merkezi'nde nasıl yapılıyor? Ultrason eşliğinde mi yapılıyor? Hasta idrara ne kadar sıkışıyor? Bunları konuşalım istiyorum. Birinci başlığımızı açarsak ne zaman başvurmalı? Bu bizim için aslında kırmızı çizgi. Biz uzun süredir hep kadının özel gününün ikinci günü, özellikle bizim için başlangıçtır, menstrüel periyodun ikinci günü bizim için mihenk noktasıdır. Neden ikinci gün? Neden üçüncü gün olmuyor? Şimdi yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Neden ikinci günde başlandığımızda daha etkili olduğunu anlatmak için incelendiğinde çalışmalar, daha fazla yumurta elde ediliyor Aytül Hanım. Yani bir hasta geldi, adetinin ikinci günü tedaviye başladık. Atıyorum bir hafta 10 gün tedavi süreci sürdü. Ardından yumurtaları topladık. 10 tane yumurta topladık. Aynı hasta adetinin üçüncü günü başlandığında 7-8 yumurtaya düşüyor. Bunun sebebi de vücutta FSH dediğimiz bir hormon var. Biz aslında gonadotropin dediğimiz beyninde hipotalamus bölgesinden uyarıp folikülleri uyardığımızda bunun bir threshold dediğimiz eşik değeri var. Biz bu eşik değeri geçmeden bütün folikülleri uyarmak amacındayız. Eğer adetin 3., 4., 5. günleri siz tedaviye başladığınızda işte o eşik değeri bir miktar geçmiş oluyor. Yumurtalıkların pimi çekilmiş oluyor ve sepetimize girecek yumurta sayısı giderek azalıyor. Mesela adetin 5. günü de tüp bebeğe başlanabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Keza klomen dediğimiz ilacı kullanan hastalar, biliyorsunuz femara gibi, bunları adetin 5. günü de başlıyorlar. Yani hepsindeki amaç farklı ama biz tüp bebekte özellikle adetin 2. gününü önemsiyoruz. Burada hemen başka bir soru. Sorular gelecektir ama hep hastaların sorduğu sorular.
Mesela hocam biz cumartesi günü akşam eşim mens oldu diye arıyor. Şimdi pazar günü ünitemiz kapalı. Bazen geldiğimiz oluyor ama genelde hasta takibi yapmıyoruz. Olduğu günden mi sayıyoruz İşte değerli hocam? İşte olduğu günün öğleden sonrasını bir sonraki güne aktarabiliyoruz. Şöyle örnek vereyim. Cumartesi sabah hasta mens olduysa cumartesi öğlene kadar bize gelmesi lazım. Çünkü çalışıyoruz. Hemen bununla ilgili bir sorumuz geldi. İyi yayınlar hocam. Diliyorum, iyi sabahlar diliyorum demiş. İyi yayınlar. Ben mens dönemimde önce 1-2 gün önce damla damla geliyorum. 3. 4. günde tam geliş sağlanıyor. Acaba hangi gün gelmeliyim demiş. Bunu da bahsedecektim. Öncelikle mens dönemine devam edelim. Başladığı günün öğleden önce başladıysa orayı bir sayıyoruz. Öğleden sonra özellikle akşam gece yarısı başladıysa bunu bir sonraki güne atıyoruz. Dolayısıyla bizim adetin ikinci günü başlamamızda hiçbir sakınca yok. Bazen hasta yurt dışından geliyor. Mesela adetin üçüncü günü gelmiş oluyor. Bunlarda da ilaç dozlarını ona göre ayarlayarak yeterli yumurta sayısını elde etmeye çalışıyoruz. Gelelim ikinci soruya. Leke leke başlıyor. Evet. Evet, başlıyor. Yani adetin birinci günden sayacağız. İşte o lekelenmeler nasıl oluyor biliyor musunuz? Aslında bir yumurtalıklar var, bir de rahim var. İşin hormonal kısmı yumurtalıklar, yani hipotalamo, hipofizer aks dediğimiz beyinden başlayıp yumurtalığa kadar giden bir hormonal döngü. Bir de hormonların etkilediği organlar var. Bu da rahim duvarı. Şimdi hasta diyor ki lekelenmem başlıyor diyor. Evet. Tamam, hormonlar en alt seviyeye inmiş, rahim duvarı dökülmeye başlamış. Bizim için bu çok önemlidir. Hasta eğer lekelenmesi başladığında bunu adetten saymazsa, tam söküldüğünde bize geldiğinde belki de gerçek adetinin 4. 5. gününe tekabül ediyor. Dolayısıyla hastadan elde ettiğimiz yumurta sayısı azalıyor. Peki hocam bunu nasıl anlıyorsunuz? Bunu şöyle anlıyoruz. Bir, hastayı muayene ediyoruz. Hastada daha öncelerde lekelenme varsa bunu doğal kabul edebilirsiniz. Ama ilk defa olduysa mutlaka muayene etmeniz gerekiyor. Muayene ettik, yumurtalıklarında kist var. Zaten tedaviye başlayamıyoruz. Ya da rahim duvarında hiç beklenmedik bir dökülme olmuş. Normalde adet olmaması gerekiyor ya da yumurtlama döneminde. Biz bunu muayeneyle anlayabiliyoruz. Peki neyle tetkik edebiliyoruz? Laboratuvarla. Laboratuvarda östrojen seviyesine baktığınızda ya da progesteron seviyesine baktığınızda en alt seviyede olması lazım. Baktınız E2 seviyeniz 80'lerin üzerinde. Baktınız progesteron 1'in üzerinde. O zaman tam hormonal sıfır başlangıç noktasında değilsiniz. Hastayı birkaç gün gözlemlemeniz gerekebilir. Yani acele etmemek burada işin püf noktası. O yüzden birinci başlığımız bu olsun. Ama burada da bir handikap var değil mi değerli hocam? Şimdi acele etmeden yavaş yavaş ilerlemek istiyoruz ama hem de yaş var. Anne baba adayları heyecanlı, bir an önce sonuca ulaşmak istiyor. Orada o ince çizgiyi nasıl takip ediyorsunuz hocam? Orada hastayı tanıyarak Aytül Hanım. Mesela geçen hafta Tokat'tan bir hastam geldi. Düşünün Tokat'ta. Hastaya dedim ki lütfen dedim adetinin birinci günü gel. Niye? Yumurta rezervi azalan hastada da durum değişiyor. Hastanın adeti bir anda başlıyor ve bir anda bitebiliyor. Bunun sebebi de şu. FSH dediğimiz hormon bu azalmış yumurta rezervinde aşırı basıyor. Yani arabanın gazına basmak gibi. Siz gaza bastıkça araba hızlanıyor. FSH de arttıkça birden yumurta hızlı büyüyor. O yüzden diyorum ki bu tarz hastalara adetinizin ilk günü gelin. Yani sizce adetin ilk günü başlanamaz mı tüp bebek tedavisine? Başlanabilir. Burada işte hedefimiz şu. Bir üreme endokrinoloğu tarzıyla olaya yaklaşmak lazım. Standart değil de hastanın bünyesine göre, hani kişiye özel tedaviler diyoruz ya, bunu ezbere söylememek lazım. Kişinin vücudunu tanıyıp, mesela o hastamız adetin ilk günü geldi ve ben o hastadan 4 tane yumurta topladım. Adetin ikinci gününü beklesem 1 tane yumurta toplayacaktım. Dolayısıyla burada birkaç parametreyi göz önünde bulundurarak biz tedaviye başlıyoruz. Ama bu çok ince nokta ve buna dikkat eden doktor sayımız neredeyse çok az. Çok az. Ben de bu süreçlerden geçtiğim için çok az. Tebrik evet. ediyorum sizi. Çünkü hep ikinci gün gelin deniliyor. Hı-hı. Ama sizin yumurta sayınızın, kalitenizin çok az olduğunu bilindiği halde ikinci gün
diyen hekimlerimiz, doktorlarımız vardı. Bunu bir kez daha altını kırmızı kalemle çizelim. Evet. Mutlaka doktorlarımızla birlikte ve bu süreci de anlatmak gerekiyor herhalde. Çünkü ben de hep ikinci gün gidilir diye biliyordum. Sizinle evet. birlikte bunu bir not ettim. Şimdi değerli hocam, dediniz ki biraz önce başvurduktan sonra da hemen işleme geçmiyoruz. İşte bakıyoruz ki jinekolog, jinekoloji hastalıkları var mı, genital rahatsızlıklar var mı? Bunlar çok önemli dediniz. Evet. Burada da hastanın dosyası çok önemli değil mi değerli hocam? Tabii ki ya. Hasta mesela geçmişte bazı hastalıkları varsa biz bunları mutlaka sorguluyoruz. Tiroid problemi olan var, işte guatr ilacı kullanan var, diyabeti olan hastalar var ya da strese bağlı süt hormonu yüksek olan hastalar var. Bunları ilk hasta gelir gelmez tetkik ediyoruz. Eğer süt hormonunda bir yükseklik varsa bunu hemen baskılayabiliyoruz. Ya da tiroid problemi varsa maalesef bunu hemen baskılayamıyoruz, tedaviyi öteleyebiliyoruz. Ya da yumurta takibini yapıp embriyo transferini erteleyebiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz tiroid vücudun benzini. Eğer tiroid problemi olan bir hastamız varsa ya gebe kalmakta zorlanacaktır ya ilerleyen dönemde düşük tehdidi yaşayacaktır. Daha ileri dönemlerde de bebeğinde zeka problemleri bile gelişebilir. O yüzden tiroid testi, hani başlangıçta bazı şeyler önemli dedik. Evet. Mutlaka adetin ikinci, üçüncü günü ben öyle FSH falan bakmıyorum. Baktığım testleri buradan tekrar söylüyorum. Östrojen seviyesine bakıyorum. Progesteron seviyesine bakıyorum. Adeti düzensizse özellikle prolaktin ve TSH'ı mutlaka ekliyorum. Peki polikistik over sendromu varsa total testosteron seviyesi ve dihidroepiandrosteron sülfat dediğimiz androjen. Bu da bir nevi erkeklik hormonu türevi. Bazen böbrek üstü bezlerinden de salgılanıyor. Onun ayrıca tanısını iyi yapmak lazım. Bunlara bakıyoruz. Başka hemoglobin A1C dediğimiz hastanın 3 aylık ortalama kan şekeri. Hasta diyor ki ben yeni yaptırdım hocam. Sağlık ocağına gittim, aç karnına test yaptırdım, temiz. Benim derdim aç karnına olan değil. Siz beslendiğinizde kan şekeriniz kaçlara kadar yükseliyor? Bunu görmeniz mümkün mü? Hayır. Ama hemoglobin A1C dediğimiz testle o sizin bir nevi 3 aylık karneniz, işte ders çalışmış mısınız, çalışmamış mısınız? O test atıyorum bazı kaynaklarda 5.7, bazılarında 6 üzerinde olduğunda hele hele 8-9'lu değerleri gördüğümüzde kesinlikle tedaviye başlamıyoruz. İşte acele etmiyoruz dediğimiz nokta bu. Ayağımızı yere sağlam basarak ilerlemezsek maalesef tüp bebekte başarıyı elde edemeyiz. Dünkü paylaştığım hasta üzerinden örnek verirsek hasta 3 kere tüp bebek denemesi yaptırıyor. Ve hastadan detaylı anamnez alınmadığı için, hastanın alerjik bünyesi olduğu için, penisilin alerjisi var, hasta polen alerjisi var, bir sürü besine alerjisi var. Ve sizin verdiğiniz embriyo nasıl tutunacak vücuda? Bu da bir alerjik reaksiyon gösteriyor. Ve ondan sonra hastaya şey denmiş, genetikli tüp bebek yapılması lazım. Ortada genetiğe dair hiçbir ipucu yok. Tamamen bir üst basamak olan, işte hani bunlar mesela aşılama yapıldı, tutmadı, hadi sen tüp bebeğe geç deniyor ya. Bunun gibi bir trend başladı. Ben bunu doğru bulmuyorum. İşte sana 3 kere tüp bebek yapıldı. Artık seninki genetikli tüp bebek. Bu kesinlikle yanlış bir yaklaşım. Burada da tutacakmış gibi de bir izlenim ortaya çıkıyor açıkçası. Mesela hasta diyor ki ben genetikli tüp bebek yaptırıyorum. Genetiği sağlam. %90 tutacak. İşte alttaki problemi çözmezseniz ister genetikli yapın, ister embriyo glue yapın, isterseniz yapıştırıcı koyun, ne yaparsanız yapın, vücut onu kabul etmiyor. Çünkü temel sağlam değil. Temel sağlam değil. Aynen. Yıkılıyor. Peki değerli hocam, merkezimizde uygulanan tedaviler nelerdir bu noktada? Şimdi Huma hakikaten bir kadın sağlığı merkezi, kadın hastalıkları hastanesi ama tüp bebek merkeziyle de şu anda başarı oranlarına baktığımız zaman takdire şayan bir duruma doğru gidiyor. Ve şimdi baktığımızda işte hasta size geldi. Uygun bir hasta, üreme ile ilgili neler öneriyoruz? Biraz önce dediniz ki aşılama da yapılabilir, işte yapıştırma tekniği de yapılabilir, her şey yapılır mı? Nedir tam olarak uygulanan tedavi yöntemleri? Eskiden bu tarz söylemler dile getirildiğinde Avrupa standartlarında diye başlardık. Şimdi ben Avrupa'nın önünde olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Yani birçok noktada, birçok test anlamında, tanı testi anlamında, tedavi anlamında gerçekten Avrupa'nın önündeyiz. Bunu nereden biliyorum? İşte İspanya'da iyi klinikler var, Almanya'da çok belli başlı klinikler var. Oradan bizlere hastalar gelmeye başladı. Keza İstanbul bu işin merkezi, İstanbul'da yapılabilecek bütün testler zaten Kayseri'de var. Geçen bir hastam
sperm DNA hasar testi istedim. %38'lere varan yüksekliği vardı. Dedim buyurun testinizi alalım. Hocam dedi burada yapılıyor mu? Biz Kayseri'de yapıldığını bilmiyorduk. Hayır dedim bizde var. Yani dünya standartlarında testler yapıyoruz. Hani kabaca burada hepsinin ismini tek tek saymak zor. Bir programda onları da yapalım inşallah. Kabaca evli çiftler öncesinde ne gibi hazırlık yapılması gerekiyor? Hangi enfeksiyon markerları, hangi testler yapılması gerekiyorsa hepsi bizde var. Bunun akabinde ilişkiye girememe, işte vajinismus, himen tedavileri, anatomik bozukluklar, imperfora himen dediğimiz bir durum var. Mesela kızlık zarının tamamen kapalı olduğu durumlar. Hasta adet göremiyor. Bunları açıyoruz, hasta ilişkiye giremiyor, psikoterapi yapıyoruz. Gelen anestezi, sedasyon altında işlemler yapıyoruz. Bunun yanında intrauterin inseminasyon dediğimiz mikroçiple aşılamadan tutun, aşılama tedavileri yapıyoruz. Rahim filmi birçok kişi önemsemese de Avrupa tukaka görse de biz rahim filmini çok önemsiyoruz. Bakın rahim filmi deyip geçmemek lazım. Rahim filmi çekim tekniği bile önemli. Hasta gitmiş rahim filmi çektirmiş bize sonucunu atıyor. Ben rahmi hiç değerlendiremiyorum. Orada ince detaylar var. İşte rahmi aşağı doğru hafif traksiyon alacaksınız. Sıvıyı verirken aşırı hızlı vermeyeceksiniz. Çünkü sıvıyı verdiğinizde tüpler bir anda kendini kapatıp hastanın sanki tüpü kapalıymış gibi sizi yanıltabilir. Hasta durduk yere ameliyat olabilir. O yüzden hani bir işi yaparken bütün kurallarına uygun yapmayı doğru buluyorum. Aşılamadan sonra zaten bizim asıl işimiz tüp bebek. Tüp bebeği zaten alasını yapıyoruz. Burada önemli olan hastanın durumunu tespit edip tüp bebeği yapmak. Yoksa gerçekten dışarıda tüp bebek yapabilen bir sürü arkadaşımız var. Yoğunluktan birçok şeyi görmeyebiliyorlar. Olayın sonu genetikliğe gidebiliyor. Biz genetikliğin de en alasını yapıyoruz. Yani 5. gün embriyo biyopsisi, tek gen hastalıkları, işte PGD dediğimiz, NGS dediğimiz bir başka programda tek tek isimlerini sayarız. Hatta nasıl yapıldığı ile ilgili videoda anlatırız. Yani dünya standartlarında bir ünitede ne yapılıyorsa bunu yapıyoruz. Bunun göstergesi ne? Sağlık turizmi. Yurt dışından hastalar bu tedavi bizde makul fiyatlı olduğu için Türkiye'ye geliyorlar. Hem turizm amaçlı geziyorlar, bir nevi rahatlıyorlar. Ardından tedavilerini oluyorlar. 3 hafta içerisinde bütün işlemlerini tamamlayıp dönmüş oluyorlar çok uygun fiyata. Hakikaten bu da çok çok önemli. Şimdi yapılan transfer işlemine doğru gelelim isterseniz. Değerli hocam, 3. başlığımızda transferdi. Nasıl yapılıyordu? Uygulamalar nelerdi? Çünkü dediniz ki işte eskiden Avrupa standartları diyorduk ama şimdi biz onlardan çok çok önleyiz. Kendi tekniğimiz, kendi standartlarımızı yapıyoruz. Nedir bu standartlar? Oraya geçmeden küçük hemen bir başlık daha açmak istiyorum. Bu ara gerçekten hastalarımız ilaç bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Bilmiyorum sizlere de geliyor mu bu tarz durumlar. Ben açıkçası Haziran sonunda ilaç politikasının düzeleceğini, ilaç fiyatlarının bir düzene oturacağını, çünkü dolardaki bu dalgalanmadan dolayı ilaç üretim maliyetleri arttı. İlaç üretim maliyetleri artınca firmalar bunu piyasaya sürmekte çekingen davranıyorlar. Hükümetin kendi belirlediği ilaç politikası var. Ocak sonu, Şubat başı gibi bununla ilgili bir düzenleme gelmişti. Bulamadığımız birçok ilacı artık buluyorduk. Şu an yine aynı sıkıntılar başladı. Bununla ilgili işte bu çatlatma önleyici iğneler bizim vazgeçilmezimizdir. Özellikle taze transferde hemen bundan bahsedeyim. Normalde adetin 2. günü başladığımızda aşağı yukarı bir hafta 10 gün içerisinde yumurtalar gelişir. Bu gelişim sürecinde de belli bir boyuttan sonra yumurtanın çatlayıp karın içerisine dökülme potansiyeli başlar. Biz yumurta çatlamasın, biz onu iğneyle toplayalım diye çatlatma önleyici iğneler kullanırız. GnRH agonistleri, antagonistleri dediğimiz. Bunlar şu an piyasada gerçekten zor bulunmaya başladı. Biz de ne yapıyoruz? All freeze tekniği, yani bütün embriyoları dondurma yoluna gidiyoruz. Sebebi de şu, progesteron içerikli ilaçlar vererek yumurtanın çatlamasını önlüyoruz. Yumurtanın çatlamasını önlüyoruz ama bir yandan da rahim duvarı erken olgunlaşmaya başlıyor. Yani siz yumurtanın çatlamasını önlemek için progesteron veriyorsanız erken safhada bu hastaya taze transfer yapamazsınız. Bununla ilgili de... Dondurma işlemini değerli hocam rahim içinde mi? Yok, hayır. Yine topladıktan sonra. O kısma da geleceğim. Evet. Şimdi biz yumurta çatlamasını önledik. Bir hafta 10 gün sonra yumurta
istediğimiz boyuta geldi. Buradaki istediğimiz boyut da her bir folikülün, yani 17 milimetrenin üzerinde en az 3 adet folikül görmemiz lazım. Eğer erken uyarırsak, mesela 15 milimetreyken uyarırsak, bu sefer olgunlaşmadan toplamış oluruz. Eğer 20 milimetreleri beklersek de bu sefer de geç matürasyon. Yani embriyolog yumurtaya baktığında bu olgunluğunu çoktan tamamlamış, artık döllenmekte sıkıntı yaşayabilecek hücre olarak tanımlayabilir. O yüzden dünya standartlarında eşre, ASLM dediğimiz bizim baba örgütlerimiz bununla ilgili çalışmalarını yaparlar ve en kaliteli dergide yayınlarlar. Biz de onları takip ederiz. Orada denilen şu: en az 3 folikülün 17 milimetreye ulaşması lazım. Bunu da gördük. Ne yapıyoruz? Hemen yumurtayı olgunlaştırıcı iğnelere geçiyoruz. İşte çatlatma iğnesi dediğimiz halk arasında. Bunun yanına başka iğneler ekliyoruz. Double trigger, triple trigger dediğimiz şimdi yeni yeni tedaviler var. Hastayı uyardınız. Eskiden tek bir çatlatma iğnesi vardı. Evet, baş harfi O ile başlayan. Şimdi biz mesela tekli uyarma değil, çiftli uyarma tekniğini yapıyoruz. Double trigger dediğimiz. Ve ardından 36 saat sonra, bazı hastalarda biraz daha erken, yumurtayı topladığımız oluyor. Şimdi triple trigger dediğimiz bir şey var. Bu literatürde çok nadir rastlanır. Mesela hasta gelmiştir. Hocam bende boş yumurta sendromu. İşte yumurtama girdiler, olgun yumurta bulamadılar. İçi boşmuş dediği hastalarda triple trigger dediğimiz işlemleri de yapıyoruz. Nedir bu işlem değerli hocam? Bunların hepsi ince detay. Yani bunlar sır. Yani her merkezde yapılan şeyler değil. Onları evet. Hastalar geldiğinde zaten görüyorlar. Daha geçen hafta bizim hastanemizde çalışan bir anestezist arkadaşımızın ablası aynı şekilde boş yumurta denmiş. Biz on hastamızdan 5 tane yumurta topladık. 2 tane çok güzel embriyo elde ettik. Düşünün bakın, kadına diyorsunuz ki yumurtan yok. Kadının bütün dünyası başına yıkılıyor. Sonra diyorsunuz ki gelin uygun tedavilerle bir kez daha bunu yapalım dediğinizde bir bakıyorsunuz ortaya mucizeler çıkıyor. Şimdi embriyolarını dondurduk mesela. Güzelce hazırlayacağız, nakledeceğiz. Orada işte tetikleme yaptıktan 36 bazen 35,5 saatlerde de topladığımız oluyor. Bu işte yine kişiye özel tecrübelerle. Bazen geç topladığımız oluyor. 36 saati geçirdiğim oluyor mesela. Bir öncekinde toplamışım, yeterli olgunluğa ulaşmamış. Mecburen bekliyorsunuz. Orada kaç risk de var. Kaç defa toplanır değerli hocam yumurtalar? Onu da hemen söyleyelim. Bir kadının yumurtalığındaki folikülleri topladık o ay. Aynı foliküller önümüzdeki ay yine gelişiyor. Yani 7 veren çilek gibi düşünün. Hani bir mevsimde 7 sefer veriyor. Kadının yumurtalığı da öyledir. Bir ara şundan çok korkuluyordu. Hocam ben tüp bebek yaptırdım. Yumurtam bitecek mi? Evet. Ya yumurtası bitse, 1974'ten bu yana yapılan tüp bebek tedavilerinin sonrasında herkesin menopoza girmesi lazım. Ya da herkesin azalmış yumurta rezervine gelmesi lazım. Başka olaylar tetikliyor olabilir. Buradan bizi izleyen seyirciler, yani yapılan tedaviler tamamen zararsız gibi söylesek de vücutta kilo alışı, tüylenme gibi şeyler yapıyor. Bu, özellikle göbek bölgesi. Bu her hastada yapmıyor yalnız. Yani hastanın kişisel özellikleri de devreye giriyor. Mesela bir yeriniz kesildiğinde bir bakıyorsunuz yara izi kalmadan iyileşebiliyor. Başka bir hastada kocaman yara izi gelişiyor. Bu vücudun verdiği reaksiyondur. Burada önüne geçemezsiniz bu durumun. Siz yani üzümü yemeye bakacaksınız. Eğer armudun sapı, üzümün çöpü dediğinizde bu sefer bir arpa boyu yol ilerleyebiliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz önce. Yaş almış başına gitmiş. Çünkü bu tedavilerde de en önemli şey yaş. Aynen öyle. Evet, ona da dikkat etmek lazım ama değerli hocam tabii bir tık da göbek bölgemiz yağlanıyor, onu söyleyelim. Yani bizim hani de yağlanıyor, sizin de yağlanıyor. Çünkü tüp bebekten sonra ya iyi. Peki değerli hocam, hemen ben bu benim kendi kişisel sorum. İğneleri göbekten değil de başka yerden vurduğumuzda yine aynı yağlanma olabilir mi? Bununla ilgili bir çalışma yok, yok. Değil mi? Ama yapabiliriz. Demek ki ben kendime böyle bir hani göbek bölgemden kilo alıyorum deyince iğneleri oraya vururdum ya ondan alıyorum gibi bir şey geliştiriyorum. Yok, şöyle göbek bölgesinin özelliği, sabah yine bir hastam sordu. Evet. Hastamız çok enteresan. Herkesin bir hayat hikayesi var. Onları da buradan anlatıyorum ki moral olsun insanlara. Hastamız Kırşehir'den geliyordu bizlere. Tüp bebek tedavi sürecinde yumurtaları büyütmeye başlamıştık. 4. 5. gündü. Bize kontrole gelirken
maalesef üzücü bir trafik kazası geçirdiler. Karı koca bir dönem hastanede yattılar. Tedaviyi ertelemek zorunda kaldık. Kızcağızın hala karın ağrıları devam ediyor. Bugün geldi, hocam dedi, ben dedi tedaviye başlayacağım ama karnım ağrıyor. Hani karın ağrısı bizimle ilgili değil. Tamamen kazaya bağlı, kalıcı bir şey. Ben dedi başka yerden yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin dedik. Yani koldan da yapılabilir. Aslında bu iğneler subkütan diye geçiyor. Ne demek? Cilt altı, yani derinin altındaki yağlı dokuya yapmak gerekiyor. Sebebi de şu, damar içerisine yapıldığında ya da büyük kas grubuna yapıldığında etkisi ya çok hızlı olup bir anda geçebiliyor. Damar içerisine yaptığınızda alerjik reaksiyon bile gelişebilir. Kalçadan yaptığınızda, büyük kas grubuna yaptığınızda da, keza kolda da büyük kaslar var. O yüzden cildi sıkıp, cildi kastan uzaklaştırıp yapmak gerektiği için biz daha özellikle göbek bölgesini söylüyoruz. Niye? Göbek yağlı. Göbek yağlı. Siz o iğneyi dik tutup köküne kadar soksanız bile karındaki rectus abdominis dediğimiz kaslara ulaşmanız zor. Dolayısıyla vücudun her yerinden emiliyor. Ama büyük kas grubuna yaptığınızda bu sıkıntı olabiliyor. Etkisi farklı olabiliyor. O yüzden ya göbek bölgesinde dört parmak sağ sol yukarı aşağı olacak şekilde hafif açılı bir şekilde, yani şöyle bizi izleyen seyircilerimize ekrandan tekrar göstereyim. Yani iğneyi dikine değil, hafif göbek bölgemizi böyle kabartarak, şöyle bakın, şöyle düz bir şekilde değil, hafif cildimizi böyle toplayarak ve hafif açı uygulayarak verebilirsiniz. Ve verirken de yavaş vermeniz gerekiyor. Çekerken de hızlı çekmemeniz gerekiyor. Bunların hepsi morluğa neden oluyor. Bizim hastalarımız geldi, hocam göbeğim morardı. Hem de bir dönem sonra o kadar morarıyor ki. Vallahi hiç morarmayan hastalarımız var. Çünkü acele etmiyorlar, heyecan yapmıyorlar. Hemşiremiz var, detaylı anlatıyor. Bununla ilgili YouTube'da videolarımız var. Tekrar güncelleyip yayınlayacağız. Nasıl yapıldığına dair. İşte tedavi sürecinde bunlar olabiliyor. Çatlatma önleyici iğneler mesela, hafif yakıyor diyor. Ben diyorum ki tamam. Yani yakıyorsa iğne etkisini gösteriyor. Doğru yapılmış. Doğru yapılmış. Her hastaya geldiğinde mutlaka iğnenizle ilgili bir sıkıntı yaşadınız mı diyorum. Mesela bununla ilgili bir anekdot daha anlatayım. Hasta mesela her akşam saat 8'de iğnesini yapması gereken bir gün unutmuş. Sizde problem olur mu Aytül Hanım? Ben geçirdiğim için süreci biliyorum, olur. Problem olur mu? Evet. Bakın hasta ısrarlı bir şekilde, hocam ben sabah iğnemi yapayım ya da bir sonraki akşam fark ediyor. Üzerinden 48 saat geçmiş oluyor. Bu yaptığımız iğnelerin etki süresi 24 saat. Özelliği de şu, vücuttaki hormonun birebir taklidi olduğu için hormonlar hızlı bir şekilde vücuttan elimine edilirler. Etkisi geçer. Şimdi siz bir çiçeği bir gün sulamadığınızda nasıl yaprakları soluyorsa, yumurta hücresi de bu iğnelerden mahrum kaldığında gelişim sürecini tamamlayamıyor. Siz ne kadar yumurtayı toplasanız da bazen döllenmede, bazen de embriyo gelişim aşamasında sıkıntı yaşıyorsunuz. Ya bununla ilgili o kadar çok anım var ki, hastaların yaptığı yanlışlar, ufak trikler. Ama bizim sözümüzü dinleyen, saati saatinin iğnesini yapan her hasta başarılı oluyor gerçekten. Ben çizelgeyle takip ediyordum. Böyle her yere koyuyordum çizelgeyi ki görebileyim, unutmayayım diye. Gerçi eşim çok dikkatliydi bu noktada ama hani böyle bir çizelge yaparlarsa yine vurduktan saat sonra da evet. Hemen çizgiyi attıktan sonra çok daha rahat oluyor görebildikleri en noktaları. Burada da biraz nazımız eşlere geçiyor herhalde değil tabii mi değerli eşler, hocam? Bu süreçte olmaz, çok yardımcı. Ben bütün görüşmelerimde eşleri mümkün olduğunca davet ederim. Anlaşılmayan bir nokta varsa tekrar anlatmaya çalışırım. Çünkü kadınların gerçekten, hele bir de çalışan kadınsa, bir yandan iş hayatı, bir yandan ev işleri, gerçekten bu tüp bebek sürecinde tamamen buna odaklanmalarını sağlamalıyız. Ben diyorum gerekirse hazır yiyeceksiniz. Kahvaltılıkla bu 10 günü geçiren hastamız var. Yani yemekle uğraşma diyorum. Hazır bütün dikkatini buna ver. Hazır derken kahvaltılık, onun altını çizelim. Evet, paketli gıda değil ya da hazır dışarıdan yemek şeklinde değil. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine keza komşudan, arkadaştan gelen öneriler oluyor. İşte mesela yumurta gelişim aşamasındayız. Hastadan sadece bunu yapmasını istiyoruz. Diyorlar ki işte incir ye. Hastanın zaten bir sürü yumurtası var. Hasta inciri yemiş, bir geliyor. Vaktinden önce yumurta gelişmiş. Bir taraf yumurta gelişmemiş. İşte arı poleni gibi
Böyle hani bitkisel fitoterapi ürünler tavsiye ediliyor. Hasta da diyor ki herhalde son aşamadayız. Allah ne verdiyse yapalım gibi yaklaşıyor. Bu durumda da olumsuz sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bakın yapmayın demiyorum. Belki hekiminizin bu konuda deneyimi yetersizdir. Mutlaka danışın. Hocam ben şöyle şöyle bitkisel bir şey yapıyorum. İşte soğan kürü yapıyorum. Hekiminize danışın. Belki de hata yapıyorsunuz. Çok böyle hastayı ipten döndürdük. Nereden anlıyorum? Hastayı detaylı muayene ederken bir şeylerin anormal gittiğini hissediyorum. Diyorum ki sen şöyle bir şey mi yaptın? Hasta diyor ki nereden bildin hocam? Ama yani hissediyorum onu. Bir de yapıp da gizleniyor değil mi değerli hocam? Hoca bize kızarsa diye. Bir de hastalarda şöyle bir psikoloji var. Mesela ben onu zamanla tecrübe ettim. Her şey yolunda mı diyor mesela sürekli. Hocam bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı var mı? Diyorum ki sen bu soruyu bu kadar fazla soruyorsan senin bana anlatacağın bir sıkıntı var herhalde diyorum. Bekliyorum. Hasta inatla anlatmıyor. Sonra bir iki dakika sonra dökülmeye başlıyor. İşte hocam diyor biz iğneyi unuttuk diyor. E söylesene. Bana söyle ben onun önlemini alayım. Şimdi kendi bir hata yapıyor hasta. Diyor ki bir sıkıntı var mı? Hocam gördüğünüz bir sıkıntı var mı? Bu tarz hastayı mutlaka dinliyorum. Senin bana anlatacağın bir sıkıntı var mı? Bak ben senin yoldaşınım. Ben senin arkadaşınım. Ben savcı değilim, hakim değilim. Ben seni sorguya çekmiyorum. Lütfen bir şüphe ettiğin durum varsa şu an bana anlat. Çünkü vakti geçerse önlem alamam. Sonra başarısız oldu gibi bir ithamla karşılaşabilirim. Bunu da istemem. Hastaların %60'ı bu bir sıkıntı var mı diyen hastaların panik atak olanlar hariç, onlarda öyle bir özellik oluyor. Gerçekten bir hata yapmış oluyorlar. Bunun da hızlı bir şekilde önüne geçiyoruz. İşin evet, güzel o sorudan o. Anlıyorsunuz. Hemen. Aslında insan analiz etmek sanırım burada devreye giriyor değil mi değerli kesinlikle hocam? Hastaları tanımak, empati yapmak. Empati yapmak. Çünkü hastanın bir sorusundan işte aslında bir sıkıntısı var ama anlatamadığını hissedebiliyorsunuz. Şimdi bir sıkıntılı hastamıza demiş ki yumurta toplama işlemi yapılacak haftaya salı. Ağrılı mıdır diye çok korkuyorum. İlk tüp bebek denemem demiş hastamız. Ağrılı mıdır? Şimdi hemen ondan bahsedelim ama bakın enteresan şeyler. Mesela haftaya salı yumurta toplama işlemi yapılacak diyor. Bugün günlerden salı. Yani hasta bunu önceden nasıl tahmin ediyor? Hekim mi bunu söylüyor? Bakın hastalara önceden bilgi vermek hastanın motivasyonunu kırar. Tabii gittiğinizde belki toplanacak gibi değildir. Değildir. Belki yumurtanız evet. Erken olgunlaşacak. Geç. Bu sefer hekim onu toparlamaya çalışacak. Hastayla olan iletişimi kopacak. Ben hiçbir zaman bir hastama yumurtası olgunlaşmadan ya da transfer tarihi çözme transferlerini de yapıyoruz. Embriyosu donmuşsa inşallah atıyorum 20 gün sonra içeride. Hocam bize tam bir tarih ver diyorlar. Tam bir tarih veremem. Rahim duvarın olgunlaşmayabilir. Bir aksilik gelişebilir. Bir gün önce bir gün sonra. Mesela ayın 20'si dediysem ya 21'i ya da 19'u da olabilir. Kendinizi buna göre ayarlayın diyorum. Seyircimiz merak ettim. Haftaya salı yumurtasının toplanacağını nereden anlamış, nereden öğrenmiş? Bu bir. Biz yumurta toplama işlemini 2 gün önceden hastaya söyleyebiliyoruz. Bazılarının eşleri asker olabiliyor, polis memuru olabiliyor, il dışından, yurt dışından gelecek oluyor. Biz bunu ancak hani biraz önce bahsettiğim yumurtalar olgunlaştığında 36 saat sonra toplayacağız dediğimizde hastaya tahmini 2 gün sonrasına gün veriyoruz. Burada erkeğin periz süresi de önemli. Hemen onu da vurgulayalım. Bu süreçte mutlaka erkeğin spermlerini tazelemesi lazım. Hastalara diyoruz ki işte bu süreçte cinsel ilişkiye girmeyin. Ben öyle bir şey demiyorum. Hatta geçen bir hastam hastaya tek embriyo nakletmiştik. Hastada ikiz gebelik elde ettik. Hem de çift yumurta ikizi. Dedim ki siz dedim süreçte ilişkiye girdiniz mi? Evet hocam dedi. Biz yumurta toplamadan bir gün önce ilişkiye girdik dedi. Kızcağız özellikle ikiz gebelik istemiyordu. Allah verdi ikiz gebelik. O süreçte ilişkiye girmişler. Aslında yumurta gelişim sürecinde ilişkiye girmeyin dememizdeki amaç şu. Sürpriz bir şeyler olmasın. Ama olabilir. Hedefimiz gebelik mi? Gebelik. Benim açımdan sıkıntı yok. Son gün yani yumurtanın çatlayacağı gün ilişkiyi niye önermiyoruz? Burada yumurtalığın çatlama riski var. Yani cinsel ilişki sırasında o büyüttüğünüz yumurtalar travmatize olabilir, çatlayabilir. Bu açıdan son gün ilişki önermiyoruz. Onlar da mastürbasyon yoluyla spermin en az 3 gün, 2-3 gün öncesinden tazelenmesini doğru buluyoruz. Çünkü
bir haftayı geçkin bekleyen spermde hareketli canlı spermi bulmak gerçekten zor oluyor. Bunu da buradan söylemiş olalım. Gelelim yumurta toplama sürecine. Artık teknoloji eskisi gibi değil. Eskiden hastalarda anestezi maddeleri bulunamıyormuş, anestezi uygulanamıyormuş. Hastaların ek hastalıklarından dolayı kişiler imtina ediyormuş. Lokal anestezi şeklinde toplanıyormuş ama hastaların canı acıyor. Şu an biz rahim filminde bile hastaya sedasyon anestezi veriyoruz. Yani hafif hasta uyuyor, hafif bir uyku hali, 5-6 dakika sonra uyanıyor. Yumurta toplama işleminde de bunu yapmak zorundayız. Birincisi hastanın ağrı hissetmemesi. İkincisi çok milimetrik ve hassas bir iş yapıyoruz. Hastanın hareket etmemesi lazım. Üçüncüsü bazen bu işlem sırasında kanama olabiliyor. Dikiş atmak gerekebiliyor. Çok şükür bugüne kadar başıma gelmedi. Ama bunları hasta uyanıkken yapmak çok zor. Hasta için de travmatize bir süreç olmaması lazım psikolojik anlamda. O yüzden biz bazen transferi bile anestezi altında yapıyoruz. Birazdan onu da konuşalım. Evet, birazcık da böyle hafif bir kramp oluyor. Bir hafif karanın içerisinde çok az ağrı değil tabii. mi değerli hocam? Yani mens ağrısı evet, gibi. Evet gibi hafif hafif ağrılarınız olabiliyor. Peki değerli hocam şimdi benim de başımdan geçtiği için soruyorum. Ne? Yumurtayı olgunlaştırıcı, artırıcı iğneleri vuruldu. Gittik ama istenilen düzeyde olmamış. Tekrar iğneye devam et denilebiliyor. Bu süreç ne kadar uzayabilir? Yani geldik, toplandı ama istediğimiz gibi değil. Tekrar iğne vurdurmak istedik. O süreç çünkü bayağı bir uzayabiliyor. İşte 90'a yakın iğne vuruldum diyenler var. Ben kendi rekorumu söyleyeyim. 14 gün. Ama hastanın eşiyle gerçekten ciddi sıkıntılar yaşadık. Çünkü maalesef hasta araç yıkama, hastanın eşi araç yıkama işiyle uğraşıyordu. Hastada polikistik over, yani kadıncağızın şeyi var, sakalı filan çıkıyordu. Ondan sonra hasta bir gün araç yıkarken bir tane kadın doğumcu denk geliyor ve aracını yıkarken diyorlar ki benim eşim tüp bebek tedavisi yapıyor. İşte şu an hala 12. gün yumurtaları gelişmedi deyince arkadaş da gayri ihtiyari hani şu ana kadar gelişmediyse ondan bir şey olmaz. Tedaviyi bence erteleyin gibi bir şey diyor. Hastanın eşi geldi. Hocam dedi böyle böyleymiş. Siz dedi niye bize günlerce ilaç kullandırtıyorsunuz? Dedim ki bakın ismini şimdi hatırlamıyorum. Beyefendinin hastanını hatırlıyorum. Dedim ki bu iş sabır işi. Hastamızda bir miktar kilo var. Polikistik overde direnç var. İlaç dozu herkese ayarlamak kolay olmayabilir. Lütfen sabırlı olun dedim. Hastamızı muayene aldım. Yumurtalar gelişmişti. Ve iki gün daha bu iğneyi fotoğrafını da çekerek hastaya vererek iki gün daha kullanın dedim. Hastamıza iki gün sonra yumurtaları olgunlaşmıştı ve çatlatma iğnesiyle çatlattık. Ama dondurmak zorunda kaldık. Niye? Siz o bir hafta 10 günlük süreç rahim duvarınızı da kaçırmamanız lazım. Evet. O kaçıyor. Şimdi 14. gün aynı şey aşılamada da geçerli. Hastaya verdiniz bir hafta 10 günü geçti. Şimdi bu hastayı tüp bebek de yapsanız aşılama da yapsanız rahim duvarı trenini kaçıracağınız için tutunma ihtimali de düşüyor. Biz bunu hep unutuyoruz. Geçen aşılama hastam mesela yumurtalar olmuştu. Hala rahim duvarı 6,5 milimetreydi. Hemen ona takviyeler verdik. Kaç milim olmalı rahim duvarı? En az 7 milimetre olması lazım ama ben daha da fazla olsun istiyorum. Böyle pamuk gibi olsun. Embriyoyu içeri verdiğimizde ya da aşılama yaptığımızda tak diye tutsun istiyorum. Bunun için de çaba sarf ediyoruz. Yani biraz önce sorduğun soru çok güzel. Ortalama 8 ila 10 gün sürüyor bu yumurta gelişim süreci. Ama hastanın dozunu düzgün ayarlamadıysanız, dozu neye göre ayarlıyoruz? 1. Hastanın yaşı. 2. Kilosu. 3. Sigara tüketiyor mu? Yumurta rezervi. Daha önce yumurtalığından cerrahi operasyon geçirdi mi? Çikolata kisti var mı? Neler neler. Yani kafamızda 7-8 parametreyi toparlayıp hastayı ona göre gonadotropin dozu belirliyoruz. O kalemdeki ayarları kafamıza göre yapmıyoruz. Bakın bunu standart hale getiren merkezler var. Hekim bakıyor. 3 tip şey var. 150, 225, 300. Ya benim bazen 180, 177,5 başladım. Bazen 150 farklı karışımlar, mix yaptığım durumlar oluyor. Hani burada hastanın durumu il dışından gelip gelmemesi bile önem arz ediyor Aytül Hanım. O yüzden İdeali bir hafta 10 gün içerisinde gelişen yumurtadır. İdeali bu. İdeali bu. Bana da dikkat etmek gerekiyor. 40 dakika
yayın yapmışız değerli hocam. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Nasıl yaptık anlamadım ama şöyle hani bunu da şurada anlatalım dediğiniz konular vardı. İsterseniz böyle minik minik hatırlatma yapalım. Tamam. Yavaş yavaş bitirelim. Hemen son kısmı da bahsedeyim. Embriyo transfer süreci aslında tüp bebeğin en kritik, en hassas süreci embriyonun transferi aşamasıdır. Yani siz bir pasta yapıyorsunuz. O pastayı kalıbın içerisine ıslakken, koyarken o ince detaylara dikkat etmezseniz ne oluyor? Kekiniz piştikten sonra kabın içinden çıkmıyor ya da yanıyor ya da istemediğiniz kabarmıyor. Burada aslında yerleştirme basamağı çok hassastır. Ben bu hassas aşamayı çok önemsiyorum. Birincisi, mutlaka elimizde transfer edilebilecek bir embriyo olması lazım. Bu bir. İkincisi, hastanın psikolojisinin buna hazır olması lazım. Çok enteresan şeyler, mesela annesini kaybeden hastamız oldu. Hemen transferini erteledik. Moral bozukluğu olmayacak. Hasta sürece tam anlamıyla konsantre olmuş olacak. Bir üniversite imtihanına giriyor edasında konsantre olacak. İlaçlarında aksatma olmayacak. Efendim ben bir tane fitilimi yapmadım. Olmaz. Süreci olumsuz etkileyebilir. Ben riske atamam. Emek var. O embriyo gelişti. Ne yapıyoruz? Hastamıza embriyologla birlikte önce bilgi veriyoruz. Hasta tabii idrara sıkışık bir şekilde geliyor. Amacımız şu, karından ultrason yaparak rahim duvarını görüp o transfer kateterini uygun mesafede tutup oradan ileriye doğru bırakmak. O el hareketiniz, o el basıncınız bile artık alışıyor. Vücut alışıyor. Nasıl araç sürerken, vites değiştirirken ya da direksiyon sinyal verirken düşünmüyorsanız artık bizde de otomatik bir şekilde o basınç, o embriyoyu hızlı bir şekilde verme işi çok önem arz ediyor. O yüzden hastaları mutlaka idrarı sıkışık bekliyoruz. Bu çok bir. Çok önemli. Çünkü çok. Eğer sıkışık gitmezseniz çok daha sizi üzecek şeyler olabiliyor. İşte neler olabiliyor mesela, evet. Hemen onu bahsedeyim. Rahim ağzınızı bir aletle tutmak gerekebiliyor. Aynen öyle. Ya da o kateterin ilerleyeceği yol düz bir şekilde değil, engebeli ise içeriye bir buji dediğimiz, histerometri dediğimiz aletle girmek gerekebiliyor. Ama siz ideal sıkışıklıkta olursanız tereyağından kıl çeker gibi transfer işlemimiz başarılı geçiyor. Yoksa öbür türlü rahim ağzınızda kanama olabiliyor, rahim uyarılabiliyor. Bizim burada hedefimiz rahmi uyarmadan sessiz bir şekilde o embriyoyu içeriye bırakıp çıkmak. Hedef bu. Dolayısıyla siz eğer yeterli sıkışıklığa ulaştıysanız bu bizim için çok kolay oluyor. Bu bir. İkincisi, hastaların transfer sırasında çok panik olmaması lazım. Çok korkuyorlar. Hocam nasıl bir işlem olduğunu bilmedikleri için diyorum ki normal standart muayeneye geldiğinizde alttan ultrasonla nasıl muayene ediyorsak ufak bir aletimiz var. Bu aleti takacağız. Önce rahim ağzındaki akıntılı sıvıyı ya da bir jel falan varsa bunu rahim içerisine vermemeniz, sürtmemeniz lazım. O yüzden rahim ağzını mutlaka yıkıyoruz. Bunu yıkadıktan sonra embriyoloğa diyorum ki kateteri getir. Kateteri getiriyor. Kateter dediğimiz şey içi boş bir boru düşünün. Bunu rahim ağzından içeriye ultrason eşliğinde önce rahim ağzına geçerek yerleştiriyoruz. Bunun bir iç kateteri oluyor. O embriyologda oluyor. Diyorum ki hazırım diyorum. Embriyolog tamam diyor. Embriyoyu kendi iç kateterine bir ya da iki tanesini çekiyor. Bu da çok hassas. Düşünsenize böyle milimetrik, evet, ya da mikrometrelerle uğraşılıyor. Çok çekerseniz embriyoyu verdiğinizde embriyo içeri gitmeyebilir. Geride kalabilir. Fazla verdiğinizde sıvıyı içeride böyle sıvı imajı oluşup embriyonun tutunmasını bozabilir. Ya burada embriyonun hakkını yememek lazım. O kadar hassas bir şekilde o embriyoyu yüklüyor ki katetere. Bizim bu kalemin içi gibi düşünün. Getirip ucuna kadar ilerlettiğimiz iç kateter sonrasında bu iç kateteri soft bir şey, yumuşak. Bunu rahmin tepesine değmeden bir santim kala oraya bırakmak gerekiyor. Orada da detaylar var. Hafif geriye çekmek, ona yol açmak. Evet. Bazen böyle deve hörgücü gibi eğimli oluyor. Oraları acele etmeden değişik manevralarla geçmek. Geldi böyle, hocam transferde sıkıntı oldu filan dedi. Hastamızı tekrar muayene ettik, histeroskopi yaptık hastamıza. Sonrasında rahim ağzındaki eğriliği düzelttikten sonra yine tereyağından kıl çeker gibi transferimizi gerçekleştirdik. Dolayısıyla transfer işi bizim için çok hassastır ve
sonrasındaki tedavilerde inşallah bir sonraki programda sizinle konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli bilgileri bizle paylaştınız. Ben de birkaç noktayı kendi adımına not ettim buraya. Hakikaten dikkat etmemiz gereken unsurlar da var. Belki bakıyorsunuz ki çok minik bir detay gibi görünüyor ama o süreci baştan sona değiştirebiliyor. Evet. O yüzden her işte olduğu gibi doktorumuzla birebir kontak halinde, temas halinde olup her soruyu doktora sorarak, etraftan değil, sosyal medyalardan değil, direkt doktorumuzla birebir iletişimle götürürsek çok daha güzel sonuç elde edeceğiz gibi görünüyor. İnşallah. Değil mi değerli hocam? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Hümali İyilik Sağlık Programı'ndan bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın, esen kalın. Allah'a emanet olun efendim.